Evet, her pazartesi, her perşembe olduğu gibi iki değerli akademisyen konumuzla bugünün önemli ekonomik olaylarını ve finansal meselelerini konuşacağız. Profesör Dündar Murat Demiröz şu anda stüdyomuzda bizimle birlikte. Doçent Doktor Hakkı Öztürk de Skype hattında bekliyor. Hakkı Hocam hoş geldiniz. Öncelikle size uzakta olduğunuz için selamı size gönderiyorum. Dündar Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizle başlayalım hocam. Tamam. Mehmet Şimşek'in mesajlarını tekrarlamama gerek yok herhalde. Tabii. Ne diyor? ÖTV, KDV'de bu yıl zam olmayabilir diyor. Evet. Ama bu arada vergiyi tabana yayacağız diyor. Vergiyi artırmadan vergiyi tabana yaymak nasıl olabilir? Tabii biz verginin tabana yayılmasından yana değiliz, onu tabii söylüyoruz. Tabii. Verginin mümkünse tavana doğru çıkması evet gerekiyor ama maalesef bu yapılmıyor. Oysa gerçekten vergi alınabilir kesimler artık yukarıda, yani aşağıda vergi alınabilecek bir taban kalmadı. Çünkü orta sınıf ortadan kalktı. Artık herkes aşağı yukarı, işte siz yılların bir akademisyeni, bir profesör olarak geçim sıkıntısı yaşayan bir insan, aynen, durumuna geldiniz. Hepimiz olarak öyleyiz. Evet. Yani maaşlı çalışanlar, sırf ben değil, özel sektörde, yabancı firmalarda özel sektörde çalışan, yüksek yönetim konumunda çalışan insanlar bile şikayetçi. Sonuçta insanlar gelir durumuna göre harcamalarının kalitesi ve lükslük seviyesi de artıyor tabii ki. Tabii. Onları da zorluyor, herkesi zorluyor. Çünkü sonuçta insanlar, hani firma sahibi olmayan, maaşlı çalışan insanların maaşları sabit, belli bir süre için sabit ama fiyatlar sabit değil, fiyatlar evet artıyor. Dolayısıyla her zam geldiğinde de ancak bir sene önceki satın alma gücümüze geri dönüyoruz, ondan sonra tekrar düşmeye başlıyor. Dolayısıyla sürekli bir refah kaybı içerisinde herkes bundan şikayetçi. Şimdi Mehmet Şimşek ne yapsın? Bir kere hakkını verelim. Bir anormal bir ekonomi politikasının enkaz arkasından devraldı. Tabii enkaz evet devraldı. Evet. Amiyane tabirle bunu düzeltmeye çalışıyor. Bunu düzeltmek için de ne yapması lazım? İşte bir taraftan Gaye Erkan vazifesini hakkıyla yerine getiriyor. Biz Merkez Bankası'na, politika kuruluna ve başkanına hiçbir şey söylemiyoruz. Hem ehliyetli hem liyakatli götürüyorlar. Onlar vazifelerini yerine getiriyor. Ama öbür tarafta maliye politikası ne yapması gerekiyor? Şunu unutmayalım. Biz dalgalı kur rejiminde diyoruz kendimize ama kontrollü kur rejimindeyiz. Burada enflasyonu kontrol etmek ve bunun için de iç talep genişlemesini kontrol etmek için en kuvvetli aracımız maliye politikası. Evet. Şimdi maliye politikasında geldiği günden beri şunlar yapılıyor. Deprem tamam, anlaşılabilir bir şey. Depremde hükümetin deprem dolayısıyla yaptığı harcamalar var. Seçim sonrasında da devam ediyor. Bu o acil bir ihtiyaç. O ayrı, evet, ama ihracatçılara kredi desteği veriliyor. İşte firmalara, yani bunlar ülkenin tavanını oluşturuyor. Hani vergisini ödeyemeyen firmaların vergisi affediliyor. Futbol kulüplerinin vergileri affediliyor. Efendime söyleyeyim, böyle bir şey var. Yani üst tarafa çok fazla dokunulmuyor. Ama bu geleneksel bir şeydir Türk tarihinde, biliyorsunuz Osmanlı'dan beri. İlk önce en kolay alınabilecek vergi nedir? Garip kurebadan, fakir fukaradan alınacak vergiler. O da dolaylı vergiler. ÖTV, KDV. Aşar. Evet. Evet. Bunu o zaman aşardı. Tabii. Şimdi devşirme paşa geliyor tabii. Köylüde ne varsa, çiftçide ne varsa alıyor götürüyor. Evet. Doğru düzgün Türkçe konuşmayan, sarı saçlı, mavi gözlü Sırp dönmesi devşirme paşa geliyor. Türkmen de ne diyor o zaman? Şalvarı şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, ekende yok, biçende yok, yemede ortak Osmanlı diyor. Yeah. Bizim devletimizin, hükümetimizin politikaları, yani Osmanlı'dan beri 3 aşağı 5 yukarı böyledir, kolaydır çünkü. KDV'yi, ÖTV'yi arttır ama arttırmayacağız dedi. Çok enteresan. Bir de tabana yayacağız dedi. Biz diyoruz ki ilk önce burada siz de beyan ettiniz, ben de beyan edeyim. Verginin tavana yayılması lazım. Servet vergisi getirilmesi lazım. Müterakki kurumlar vergisi getirilmesi lazım. Vergilerin affedilmemesi lazım. Kredi borçlarını ödemeyen, KGF ile vesaire ile kredi almış, hükümetten destek almış, bu borçları geri ödemeyen firmaların da ümüne yapışmak lazım. Evet. Maliye Bakanlığı böyle olur. Bir de %40 kayıt dışı ekonomi var. Kimin nerede ne yaptığı belli değil. Böyle olmaması lazım. 2023'teyiz artık. Kayıt dışı ekonomi diye bir şey olabilir mi? Her şey bilgisayarda, her şey tabii görülüyor. Yani mümkün değil. Takip etmesi lazım. Değil mi? Bunların bir kere
Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi çalışması lazım. Evet. Bunu yapıyor muyuz? Şu anda pek gözükmüyor. Vergiyi tabana yayacağız ama KDV ve ÖTV'yi arttırmayacağız. Buradaki şey de sanki bana bir şey var gibi geldi, bir açık var gibi geldi. KDV gibi, akaryakıtta, ÖTV gibi enflasyonu arttıran vergi artışlarına gittik. Ne zaman gitti? Geldiğinde gitti. Evet. Bu vergi artışları tekrarlanmayacak. Yani gelecek sene sistemden çıkmış olacak. Gelecek sene ne? 2024 Mayıs Haziran'ı. Evet. 2024 Mayıs Haziran'ında sistemden çıkacak. 2023 Mayıs Haziran'ında giren vergi artışları, KDV, ÖTV artışları sistemden çıkacak. Baz etkisi silinecek. Ondan sonra tekrar yapabilir ama. Evet. Seçim sonrasına denk geliyor. Şimdi benim kulislerden aldığım bilgi şu. Ben hep söylüyordum bunu. Şimdi kulislerde de geçmeye başladı. Evet. Mart'tan sonra galiba, Nisan'dan sonra IMF heyeti ciddi bir para desteğinde bulunacak. O rahatlatır. Ona güveniyorlarsa, öyle bir şey varsa gerçekten rahatlatır biraz. O zaman, tabii bu bir klasik stand-by anlaşması değil, değil mi? Yani IMF bir şekilde Türkiye'ye destek verecek ama bir... Stand-by anlaşması yapabilir, niye yapmasın? Hayır, yani acaba seçimden önce böyle bir şeye... Seçimden sonra gelecek, tamam, seçimden sonra. Mart, Nisan gibi seçimden sonra. Böyle bir ihtimal var diyorsun. Tabii, evet. Ben kuliste duydum, bilmiyorum, kulislerin yalancısıyım. Biliyorsunuz bu konularda çok dedikodu oluyor, evet. İktisatçılar arasında, bürokratlar arasında. Ben duyduğumu söyleyeyim... Şimdi kaliteli de büyüme olsun istiyoruz. Hepimiz istiyoruz bunu. Ne demek kaliteli büyüme? Yani büyümenin kalitesi mi olur hocam? Üretim yapıyoruz işte, kazanmış, firmalarımız kazanmış, bunu şey yapmış. Şimdi para basarak, kredi dağıtarak bir müddet hızlı büyüyebilirsiniz. Evet. İnsanlara para dağıtın. İnsanlar da bununla alışveriş yaparlar. O paranın üretim karşılığı yoksa bu ithalata döner. Tabii. Dışarıdan getirirsiniz malı. Et üretemiyor muyuz? Dışarıdan et ithal ederiz. Millet o verilen parayla onu alır. Aslında bu dış ticaret açına döner. Tabii. Başka neye döner? İthalat olmazsa zaten enflasyona döner. Her ikisi de var bizde. Kalitesiz büyüme bu demek. Yani sürdürülebilir olmayan büyüme. 2-3 dönem biraz dış destekle, gazla büyüyoruz. Ondan sonra borç patlıyor veya enflasyon patlıyor. Haydi küçülüyoruz. Satın alma gücümüz düşüyor. Dolayısıyla böyle olmayan istikrarlı, mesela burada sevindirici bir şey bu, 13 çeyrek evet, sürekli büyüyen, 5.9 büyümüş. Burada şunu da söylemek lazım, 2022'nin 3. çeyreğinde büyüme küçüktü. Şimdi 0.3 büyüme geldi, çeyreklik büyüme. Evet. 5.9 büyüme ona göre, yani 3 aydan 3 aya yıllık büyüme, bir önceki senenin 3. çeyreğiyle bugünün 2023'ün 3. çeyreği arasındaki büyüme oranıdır. Evet. Ama esas olan yıllık büyüme, o da 9 aylık büyüme 4.6 gelmiş. Burada da herhalde bir 5.5-6 ile bitiririz seneyi 12 aylık büyüme olarak. Ya ama bu da yüksek bir rakam. Ama buradaki şey dış ticaret açığı yaratan, cari açık yaratan bir büyüme. Bunu nasıl ortadan kaldırırız? Yapısal problemleri nasıl çözeriz? Bu uzun vadeli kalkınma programlarıyla çözülebilecek bir şey ama ilk etapta bizim en büyük önceliğimiz, hep Hakkı Hoca ile söylüyoruz işte, enflasyonu düşürmek. Enflasyonu, tabii, düşürmek için de mümkünse, mümkün olduğunca herkese eşit bunun yükünü dağıtmak. Bu biraz zor. Çalışması gerekiyor Maliye Bakanlığı'nın. Emek, evet, sarf etmesi, tabii, gerekiyor. Ama tabii kolaycılık güzel bir şey. Yani basın KDV'yi, ÖTV'yi, harçlara vergi yapın. Tabii. İşte pasaport harcı, şey, noter harcı, ehliyet harcı, ehliyet, trafik harcı, tabii, trafik canım, cezası. Siz şimdi muayeneye götüreceğiz arabayı. Oradaki, tabii, vergiyi iki katına çıkarın mesela. Mis, tabii, gibi. Otomobil vergisini arttırın. Değil mi? Oradan toplarsınız parayı. Evet. Ama bunlar şey yapıyor yani, hakikaten halkı, sıradan vatandaşı çok zorlayan şeyler. Dolayısıyla daha düzgün çalışırsa Maliye Bakanlığı, herkese eşit dağıtacak şekilde vergi yükünü uğraşırsa ve tahsil edilmeyen alacaklarını tahsil etmek için bir ekip kurup çalışırsa daha faydalı olur diye düşünüyorum ama eğer kulisler doğruysa
bu yabancı paranın girişi bizi biraz rahatlatır. Ben Türkiye'nin uzun dönemde yapması gereken şeyin ihracata yönelik bir ekonomi politikası belirlemesi lazım. Ama bunun için de şu an çok müsait değil. Hani diyor ya Sayın Mehmet Şimşek, 2024'ün Mart'ından sonra iyice sıkacağız, frenlere basacağız. Firmalarımıza söylüyorum, ihracat pazarı arasınlar diyor. Nerede ihracat pazarı var? Bütün dünyada daralma var, resesyon var. İhracat, bizim iklim endeksimiz sürekli düşüşte. Düşüyor, evet. Yani ne yapacağız? Saldım çayıra, mevlam kayıra olmaz. Yani Dış Ticaret Bakanlığı var. Madem Mehmet Şimşek bu işlerin koordinasyonundan sorumlu, gerçi Cevdet Yılmaz, Sayın Cevdet Yılmaz sorumludur da, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak, Dış Ticaret Bakanlığı'yla bir şey yapsınlar, bir plan yapsınlar. Madem içerideki firmaları dışarıya yönlendireceğiz, öyle burası şey değil ki, mahalle pazarı değil ki, malı götüreceksin, satacaksın. Anlaşma yapman lazım, tespit etmen lazım, hangi pazarlara girelim, firmaları yönlendirmen lazım. Bizdeki yönlendirme hep şöyle düşünülür, kredi verilir. Evet. Krediyi alır firma, o krediyle hanıma araba alır, evet. Hanıma araba alır, firmanın üstüne 2-3 tane ev alır, tabii. Yatırım yapar. Ve işte borçlarını öder vesaire. Bir kalıcı yatırım yapıldığı tespit ediliyor mu, edilmiyor. Evet. Yani böyle bir takip yok, şey yok. Dolayısıyla verilen kredilerin de takip edilmesi lazım. Ne kadarı doğru düzgün kullanılıyor, ne kadarı doğru düzgün kullanılmıyor. Exim Bank kredileri hakikaten spesifik sektörlere mi verilmesi lazım? Bölge bazlı mı verilmesi lazım? Hangi bölgelerde bizim hangi malda karşılaştırmalı üstünlüğümüz var? Bunun mesela analiz edilmesi lazım. Böyle analizler var mı? Yok. Bu gece bakıyoruz ya şuralarda, şuralara verelim işte, şu kadar ihracat kredisi verelim. Eyvallah diyorlar, atıyorlar imzayı. Ondan sonra kapanın elinde kalıyor kredi. Kredi değil, maddi destek verilebilir, uzman desteği verilebilir, şeylere strateji çizilebilir. Yani bunu Japonya yaptı, Güney Kore yaptı, Çin yaptı. MIT'i denen bir kurumu vardı Japonya'nın. İki tane atom bombası yedikten sonra 10 senede ayağa kalktı Japonya. Ve ihracatçı bir ekonomi kurdular. Ama nasıldı? Özel sektör, bankacılık, kamu sektörü birlikte götürdüler. Evet. Şimdi çok uzatmayayım, hocamın da hakkını yemeyeyim. Bizim kaliteli büyümeden kastımız dış ticaret açığı, cari açık ve enflasyon yaratmayan büyüme. Yani iç talebi şişirerek para basıp dışarıdan borç alıp veya işte ne bileyim para basıp kredi dağıtıp iç talebi şişirerek büyüme, istikrarlı büyüme değildir. Buradan öbür tarafa dönmemiz lazım. Onun için de ciddi planlama gerekiyor. Firmaların kendisine bıraktığında gidip de ihracat yapacak hali yok firmanın. Tabii. Ona devletin destek çıkması lazım. Parayla değil, yol göstermesi, strateji çizmesi lazım. Bunlar ciddi işler, oturup planlanması lazım yani. Peki hocam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hakkı hocam, sabırla dinlediniz bizi. Şimdi aynı konuyu sizinle de konuşmak istiyorum. Mehmet Şimşek'in mesajlarını. Bir defa bir tespiti son derece yerinde. Diyor ki büyümemiz kaliteli olmalı diyor. Bunu herkes söylüyor. Geçmişte ekonomi bakanları genellikle bunu böyle çok es geçerlerdi. Hatta hiç üzerinde bile durmazlardı. Büyüdük mü büyüdük, tamam o kadar der. Ama şimdi diyor ki hayır, kaliteli bir büyüme gerçekleştirmemiz lazım. Kaliteli büyümenin yolu nereden geçiyor? İhracattan, turizmden, yurt dışı hizmetlerden geçiyor. Şu anda o noktada değiliz. Acaba daha kaliteli hale nasıl getirebiliriz? Şimdi önce ben aslında bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamlarını bir değerlendireyim. Sonra bu büyüme rakamının kaliteli büyüme midir, değil midir? Ona bakalım. Eğer değilse tabii kaliteli büyüme nasıl sağlanır? Onu konuşalım. Şimdi birincisi zaten işte demin hocam söyledi. Yıllık bazda baktığınız zaman yani %5.9. Ama bir önceki çeyreğe göre baktığınız zaman değil mi? Mevsim ve takvim etkisinden arındırmak lazım tabii bir önceki çeyreğe göre de. Orada da neredeyse hiçbir büyüme olmadığını görüyorsunuz çeyreklik bazda. %0.3 olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla Ocak, Eylül ayında 2023'te %4.7'lik bir büyüme var. 2023'te pardon, Ocak ve Eylül ayında 4.7. Yani bu yıl sonunu biz, ben tabii hocam kadar iyimser değilim,
Son çeyrekte de bir miktar daha yavaşlama olacağını düşünüyorum bu çeyreğe göre, üçüncü çeyreğe göre. Dolayısıyla biz 4,5 civarları falan tamamlayacağımızı düşünüyorum 2023'ü. %5'in üzerine çıkacağını tahmin etmiyorum. Zaten Ocak-Eylül arası 4,7 büyüme oranı var. Son çeyrekte de işte görüyoruz artık çeyreklik bazlı yavaşlıyoruz. Dolayısıyla tabii bu çeyreğin hocam söyledi yüksek çıkmasından dolayı yıllık bazda bir baz etkisinin de etkisi var. Dolayısıyla ben yılı 4,5 civarında kapatacağımızı düşünüyorum o civarlarda. Şimdi bir defa baktığımız zaman şimdi büyüme dinamiklerine aslında çok temelde yine aslında tüketim harcamalarıyla büyüdüğümüzü görüyoruz. Yani iç taleple beraber büyüdüğümüzü görüyoruz ama bu büyüme dinamiklerinin ve iç ve dış talep dengesizliğinin önceki çeyreğe de bir miktar azaldığını görüyoruz. Zaten Mehmet Şimşek de onu söylüyor, o da doğru. Yani yine önceki 3 çeyrekte de büyümeye iç talep katkı sağlıyor. Bu çeyrekte de iç talep katkı sağlıyor ve dış talep işte ne ihracat ne yapıyor? Büyümeyi aşağı çekiyor. Ama iç talebin katkısı bu 3. çeyrekte önceki çeyreğe göre azalıyor değil mi bir miktar? Evet. Dış talebin büyümeyi düşürücü etkisi de aslında bir miktar zayıflıyor. Dolayısıyla iç ve dış talep hala bir dengesizlik var. Aslında önceki çeyreğe göre bir miktar azalmış evet. gözüküyor. Zaten işte burada biliyoruz. Zaten hane halkı tüketiminin en yüksek katkı yaptığını biliyoruz büyümeye. Ondan sonra işte yatırımlar geliyor. Ondan sonra çok bir miktar işte kamu tüketimi var. Tabii net ihracat ve stoklar aslında büyümeyi ne yapıyor? Dış talep, net ihracat 2.6 puan aşağı çıkıyor, çekiyor. Stoklar da 3 puan civarı galiba büyümeyi aşağı çekiyor. Şimdi şunu söyleyeyim bir defa yani bu sene işte dediğim gibi %4,5 şu anda 4.7 9 aylık büyüme oranı. Bu sene için ben %4,5'a düşeceğini tahmin ediyorum. Yani daha düşük olacağını tahmin ediyorum. 2024 içinde de zaten bunu biliyoruz işte uygulanan para politikası nedeniyle büyüme oranları herhalde %2,5-3 civarına düşecektir. Zaten Merkez Bankası'nın da işte en son enflasyon raporunda çıktı açığına evet. baktığınız zaman orada negatif çıktı açığını görürsünüz. O da ne demek? Türkiye'nin potansiyel özellikle 2024'ün Mayıs Haziran'dan galiba sonra dolayısıyla Türkiye'nin büyüme potansiyelinden daha düşük bir büyüme yakalayacağını gösteriyor. Şimdi tabii burada yatırımlar tarafına baktığımız zaman tabii hem inşaat tarafında değil mi? Evet. Üretim yöntemiyle baktığımız zaman inşaat ve sanayinin büyüme performansında öne çıktığını görüyoruz. Tabii deprem sonrasında aslında inşaat sektörünün hızlı bir şekilde toparlandığını biliyoruz. Burada bir miktar tabii onu da söyleyelim. O da enteresan aslında değil mi? Üçüncü çeyrekte faizler arttı. Ama makine ve teçhizatın önceki çeyreğe göre hız kazandığını da görüyoruz. Aslında onun da olumlu olduğunu söyleyebilirim. Ama tarımın tabii çok düşük olduğunu, ondan sonra hizmetlerin de bir miktar yüksek olduğunu büyüme rakamlarında onları da söyleyebiliriz. Ama en yüksek tabii ki inşaat, onu da söyleyebilirim. Bir de tabii gelir yöntemine baktığımız zaman o da önemli şimdi değil mi? Aslında iş gücü ödemelerinin payında yani aslında bir önceki çeyreğe göre baktığımız zaman bir düşüş var. Aslında bu EYT düzenlemesi sonrası yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Emekli oranları, emeklilere verilen kıdem tazminatlarından dolayı birden böyle bir iş gücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı ne olmuştu? Artmıştı. Ama bu yanıltıcı bir şeydi yani. 2023 tabii birinci çeyrekte iş gücü ödemeleri artmıştı bu kıdem tazminatlarından dolayı. Ama baktığımız zaman şu anda son 7-8 yılda milli gelirde ücretlinin payının ne yapıyoruz? Düştüğünü görüyoruz. Ama bir de ücretli çalışanların da toplam istihdam içindeki payı da artıyor bakın 7-8 yılda. Şimdi 7-8 yılda ücretli çalışanların toplam istihdam payı istihdam içindeki payı artıyor ama ücretli çalışanların toplam geliri şeydeki milli gelirdeki aldığı pay daha azalıyor. Evet. Azalıyor. Yani i̇şte dolayısıyla inanılmaz yani bir ters korelasyon var. Doğru. Ters böyle evet. Ve bu kaliteli bir büyüme değil yani şimdi kaliteli büyümeden bahsediyoruz ya. Yani sen iş gücündeki hem ücretli çalışanların toplam istihdam içindeki payı artacak ama
normalde ne olması lazım? O zaman milli gelirde de ki payı artması lazım. Hem istihdam içindeki payı artıyor ama milli gelirdeki payı düşüyor. Bu ne demek? İşte bu kaliteli büyüme değil. Yani pasta büyüyor ama pastadan payı insanlar eşit olarak almıyor değil mi? Belli bir kesim, zengin bir kesim sermayedar, pastası daha çok büyüyor onların. İşte ücretli çalışanların, sabit maaşlı çalışanlar büyümeden ne yapmıyor? Dengeli bir büyüme yok. Yani büyümeden bir pay almıyor. İşte bu kaliteli bir büyüme değil. Öyle değil mi? Yani aslında eşitsizlik yaratan bir büyüme. Halkın cebine yansımayan bir büyüme. Öyle değil mi? İstihdamı, mesela kaliteli büyüme demek istihdamı arttırarak değil mi? Yoksulluğu azaltmak gerekiyor. Herkes pastadan daha eşit pay alacak ve büyüme oranları eşit oranda olacak. Türkiye bunu yıllardan beri yapamıyor. Yani kaliteli büyüme dediğiniz zaman tabii ki hem sizin söylediğiniz gibi hem üretim yaparak hem iç talep de olacak hem de ağırlıklı dış talep olacak. Dengeli bir büyüme değil mi? Sürdürülebilir. Yani inşaata dayalı bir büyüme olmayacak. İşte Mehmet Şimşek de bunu kastediyor. Siz nitelikli üretim yapacaksınız. Sanayiden ihracata, söylediğiniz gibi turizmden diğer sektörlere ama verimlilik artışı sağlamamız lazım. Daha verimli üretim yapmak için de yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli ürünler üretmek lazım. Dolayısıyla ekonomik kalkınmayı sağlayarak büyümek lazım ki daha kaliteli büyüme olsun. Ve aynı zamanda tüm tabii halkın cebine yansıyan, tüm halkın eşit oranda hissettiği bir büyüme rakamları olsun. Türkiye büyüyor ama Türkiye'deki işte sabit gelirli çalışanlar yoksullaşıyor. Tabii böyle kaliteli bir büyüme olmaz. Tabii yani bunu bugünden yarına değiştirmek mümkün değil. Yıllardan beri Türkiye'nin tabii büyümesi zaten kaliteli bir büyüme değil ama son yıllarda, son 5-6 yıldan beri, özel hatta 7-8 yıldan beri bu halkın cebine yansımayan uygulanan politikalardan dolayı daha çok sabit gelirlinin yoksullaştığı, zenginin daha zengin olduğu bir büyüme var. İnşallah tabii yeni Hazine ve Maliye Bakanı bundan sonra şey yapar, uygulayacağı maliye politikalarıyla yavaş yavaş bu büyümeden vazgeçer. Bir de tabii demin aslında söylediniz, ben de kısaca söyleyeyim tabii bu vergilerle ilgili. Evet. Yani işte zaten işte demin söylediniz, yani Türkiye'de hep biliyoruz dolaylı vergiler değil mi? KDV, ÖTV %65-%70 arasında, gelir ve servet üzerinden alınan doğrudan vergilerde %35 arasında, %30 civarı. Dolayısıyla bu KDV, ÖTV vergileri hep söylüyoruz işte dolaylı vergiler kişilerin gelirlerini dikkate almıyor. Dolayısıyla o yüzden gelir dağılımı bozuluyor. Siz en yoksuldan da en zenginden de KDV, ÖTV aynı oranda alıyorsunuz. Evet. Bu gelir dağılımı bozuluyor. Yani Mehmet Şimşek burada tabii zaten siz tabandan alıyorsunuz vergiyi. Siz demin konuştunuz. Orada ne demek istediğini ben anlamadım. Dolayısıyla vergiyi nereye yaymak lazım? Tavana yaymak lazım. Tabii. Üst tarafa yaymak lazım. Ve gelir ve servet üstünden alınan doğrudan vergi payını değil mi, arttırmak lazım. Nasıl Avrupa'da bunlar tam tersi işte %65'e %35. Türkiye'de de yavaş yavaş o noktaya gidilmesi lazım. Ama ben tabii tam onu anlayamadım. Ne demek istiyor Mehmet Şimşek? Vergiyi tabana yaymak istiyoruz diye. Ama aslında tabii sizin de söylediğiniz gibi gelir dağılımını, eşitsizliğini daha da bozmamak için, daha da iyileştirmek için aslında tabana yayıp gelir ve servet üzerinden alınan doğrudan vergilerle daha fazla vergi toplamak gerekiyor. Aynı zamanda hocam söyledi, kayıt dışında aynı zamanda kayıt içine çekmek gerekiyor diyelim. Harika. Çok teşekkür hocam. Şimdi Dündar hocam, asgari ücreti konuşacağız. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücretle ilgili. Bir ailede sert bir şey var, söylemi var bu arada. Yani uzunca bir süredir görmediğimiz bir şey. Yani işçiler artık çalışanlar, yani bıçağın kemiğe dayandığını hissediyorlar ki Türk İş biliyorsunuz bu. Çok sisteme entegre bir sendika olmasına rağmen onlar bile konuşma gereğini hissediyorlar. Çünkü hakikaten şu anda alınan asgari ücret, Türkiye'de ilan edilen asgari ücret geçim standartlarının çok çok altında. Bunu biliyoruz. Mesela açlık sınırının altında kalan bir asgari ücretten bahsediyoruz. 11.402 lira. Şimdi 11.402 lira diyor ki aynen kendi deyimini kullanacağım. Bu parayla geçinebilmek için cambaz olmak lazım diyor. Dolayısıyla asgari ücretin böyle hani yılda bir kez artıracağız, artık iki kez artırmaktan vazgeçtik.
denilmesi doğru değil. Bir defa en az iki kez olmalı çünkü enflasyon var. Enflasyon artışı karşısında bir parça koruma sağlayabilmek için en az yılda iki kez. Bana sorarsanız yılda dört kez yapılmalı. Ama tabii ben devleti yöneten bir insan değilim. Ama biliniz ki bugün İstanbul'da, son cümlemi söylüyorum, mesela oturulabilecek türden bir ev 10 bin liradan aşağı değil. Şimdi 10 bin lirayı, 11.402 lira asgari ücret alan birisi götürüp 10 bin lirayı ev sahibinin avucuna bıraktığı zaman ay sonuna kadar nasıl geçiniyor, ne yapacak, ne olmalı? Hanımını da çalıştırıyordur. Evet, buradaki model ne olmalı sizce? Eşini de çalıştırıyordur. Allah bin bereket versin. 1000 lira oradan, 11 bin de eşi alıyor, 12 bin. Evet. Yani yeme de yanında yat, her şey yeter değil mi? Aynen, tabii. Şimdi asgari ücret belirlenirken açlık sınırı değil, fakirlik sınırı hedef yoksulluk alınır. Sınırı hedef alınır. Fakirlik sınırına yakın. Fakirlik sınırında değil, onun altında ama fakirlik sınırına yakın, açlık sınırından uzak bir asgari ücret belirlenmesi gerekir. Çünkü biz 19. yüzyıldaki ilk sanayi devriminin ilk ortaya çıktığı ilkel kapitalist dönemde değiliz. Daha sosyal haklara sahip olan, sosyal harcamaları, zorunlu harcamaları olan daha gelişmiş bir toplumdayız. 21. yüzyıldayız. Bu çocuklar okula gidecekler. Devlet eğitimini de kaldırdın ortadan. Yani her taraf özel okul oldu vesaire. Hadi çocukları devlet okuluna gönderdin. Her okuldan kayıt parası alıyorlar vesaire. Kırtasiye parası alıyorlar. Parası vesaire. Dolayısıyla çocuğu olan bir ailenin asgari ücretle geçinebilmesi gerekir. En azından bir kişi çalışıyorsa o bir kişi, dört kişilik ailenin fakirlik sınırına yakın bir para kazanması gerekir. Devlet memurlarının da fakirlik sınırının üstünde olması lazım. En düşük devlet memurunun. Şimdi manzarayı umumiye buysa 14-15 bin lira minimum açlık sınırı. Şu anda öyle hatırlıyorum, 14-15 bin civarında ikisi arasında. 30 bine yakında fakirlik sınırı var. En düşük devlet memurunun 30 bin alması lazım. Benim gibi profesörler, işte üst düzey bürokratlardan bahsetmiyorum. Evet. En düşük devlet memurunun 30 bin lira alması lazım. Şimdi bu niye verilemiyor? Çünkü doğru düzgün, yani beklenildiği kadar reel üretim potansiyeline göre, Türkiye'nin kendi potansiyeline göre reel üretim yapılmıyor. Bunun uzun dönemdeki temel bazı sebepleri var, uzun dönemli. Bir, biz üretken sektörlere yatırım yapmadık. Hep üretken olmayan sektörlere. Nedir onlar? Hizmetler sektörü, inşaat vesaire. Bunlara gerek yok demiyorum ama orantılı olması lazım. Mesela üretken sektörü %60 olur ekonomide. %60, %70, %30 da şey olur. Yani temel yatırımlar, devletin yönlendirdiği yatırımlar daha çok tarım ve sanayiye olması lazım ki orada üretilen artı değer. Ama bizde tam tersi. Yani %70-80 bütün kaynaklar şeye gidiyor, AVM'lere, rezidanslara, şunlara, bunlara gidiyor. Değil mi? Tabii. Esas şeyler, ana sanayi şeyleri gitmiyor. Bu kadar Türkiye ikimisine çıkmış şeyi, rahmetli Demirel zamanında rafineriler yapıldı. Benzini, ham petrolü işleyip benzine ve diğer ürünlere çeviren çok önemli. Sanayileşmiş bir toplum için rafineri çok önemlidir. Şimdi o bir tane, iki tane rafineri 85 milyonluk Türkiye'de yetmez. En az bir onlar kadar daha yapmanız lazım. Nerede bunlar? Yapılmıyor. Ama ne yapıyoruz? Şey yapıyoruz işte, yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz. Bunlara ihtiyaç yok demiyorum. Evet. Ama orantılı olması lazım kaynakların. Böyle olmadığı için de, üretim yeterince olmadığı için istihdam da yeterince sağlanmıyor. İki, eğitimi bozduk. Nitelikli, ihtiyaç duyduğumuz nitelikli iş gücünü, nitelikli iş gücü deyince herkes Alex olmak sevdasında, herkes Alex olamaz, hacı olamaz. Evet, tabii. Bize şey de lazım, sağ bek lazım, sol bek lazım değil mi? İş bölümünde, ama bunun için meslek okulları var. Bizim ihtiyacımız hangi sektörde, nerede, ne tip insana ihtiyacımız var? Bunun planlanıp buna göre eğitimin belirlenmesi lazım, eğitim sistemimizin revize edilmesi lazım. Yaptık mı 20 senede? Yapmadık. Bir Fatih projesi vardı, bir duyduk tablet dağıtıldı, ondan sonra evet, ne oldu bilmiyoruz yani. Tabletlerin akıbeti de bilinmiyor bu arada. Yani evet, dolayısıyla bu tür şeyler, yani sallapati, el yordamıyla yapılan şeylerle olmaz. Biz üçüncü bir etken de şudur, yani işçi ücretlerinin
Ya asgari ücretin, minimum ücretin şeyin altında, açlık sınırının altında kalmasının bir sebebi de bu kadar o 13-14 milyon yabancı olursa memlekette, biz yani ben Suriyelileri ayırıyorum, onlar savaştan dolayı geldiler. Evet. Onlar bu şekilde yapılmamalıydı. Onların kampları olurdu, şehirlere doldurulmayacaktı. Değil mi? Evet. Kamplarda kendilerine has bir hayatları olacaktı. Zamanı gelince gitmek üzere. O ayrı. Yine de Suriyelilere bir şey demiyorum. Savaştan kaçtı onlar. Ama dünyanın her tarafından Türkiye'ye gelen var. Ve bunlar kaçak çalışıyorlar. Kaçak çalıştıkları vakit benim emekçimin, hani Demirel'in, rahmetli Demirel'in deyimiyle benim işçimin, benim çiftçimin ekmeğini elinden alıyorlar. Tabii. Dolayısıyla bu üç temel şey. Üretken olmayan sektörlere yatırım, efendime söyleyeyim, eğitim sisteminin ekonomik ihtiyaçlara göre düzeltilmemesi ve kaçak işçi cenneti olması Türkiye'nin. Bu üç şey bizim asgari ücretimizi şeyin altında tutuyor. Yani bu yapısal bu problemleri çözmeden özelleştirmeyle bu problemi çözemezsiniz. Tabii. Mehmet Şimşek'e sorduğunuzda yapısal problem ne? Özelleştirme yapacağız. Neyi özelleştireceksin artık? Bir Çaykur kaldı, bir şey kaldı. Türk Hava Yolları. Enerji santralleri var. Ha, bir de onları. Evet, şimdi onun dışında özelleştirecek bir şey yok. Bu hani yapısal reform denince hep o anlaşılıyor. Değil. Bu çarpık yapıyı düzeltmeniz lazım. Bunun içinde bakanlıklar var. Oturup bir zahmet çalışsınlar. Her şeyi de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan beklememek lazım. Yani Süpermen değil ki bu adam. Hem eğitime el atsın, hem şeye el atsın. O koordinatör tepede duruyor, komutan. Ama buradaki bakanlıkların iyi çalışması lazım. Ve hedeflenen, madem de dengeli büyümek istiyoruz, madem fakir fukaranın, garip kurabanın açlık sınırının altında kalmasını istemiyoruz, medeni toplumlarda olduğu gibi fakirlik sınırına yakın bir minimum ücret, devlet memurunun da fakirlik sınırının üstünde maaş aldığı bir memleket olmasını istiyoruz. O zaman bu yapısal problemleri çözmemiz lazım. Daha deyince olmaz, biliyorum bunu. Ama bu konuda da bir planın, programın olması lazım. Açıkladılar işte orta vadeli plan. Bunlardan hiçbir şey yok. Biz yeşil ekonomi kuracağız diyorlar. Yani her şeyi hallettik. Evet. Bir yeşil ekonomi kaldı. Yani işte bir şeye de, gerekirse diyor dışarıdan da adam ithal edebiliriz. Nitelikli iş gücü. Arkadaşım 13-14 milyon var zaten. Tabii. Değil mi? Onların arasından bulamıyorsun da yeni mi getireceksin ekstradan? Zaten bu problemin temel sebebi bu. Bunların hepsinin bir düzgün hedeflerin belirlenmesi, yol haritasının çizilmesi ve bir plan dahilinde çözülmesi lazım. İnşallah IMF ile anlaşılır, belli bir para yardımı gelirse bunlar için de adımların atılmasını bekliyorum ben. Yoksa yani şu anki haliyle asgari ücrete zam yapacağız, evet yapmamız lazım. Evet. Ama bu akabinde Türkiye'deki monopol yapısı, oligopol yapısı sebebiyle asgari ücrete zam yaptığınızda diyelim iş gücü %30 payı firmanın, %50 zam yapıldığında normalde fiyata ne kadar zam yapması lazım asgari ücret artışı? %30'sa iş gücü payı, %30 çarpı %50, %15 arttırması lazım. Evet. Ama %15 arttırmıyor. Ne kadar arttırıyor? %50 asgari ücrete zam yapıldığında %60, %70 fiyat zammı yapıyor. Neden? Oligopol. Tabii. Burada rekabet kurumu çalışmıyor. Neredesin rekabet kurulu? Değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle ey rekabet kurumu neredesin? Mesela çalışmıyor. Şey nerede? Maliye Bakanlığı nerede? Değil mi? Bunların bir koordinasyon halinde bütün kurumların doğru hedeflere, ortak hedeflere yönlendirilmesi lazım. Bunu göremediğimiz için de buradan kolay kolay çıkacağımızı zannetmiyorum. Enflasyon artar, asgari ücreti arttırırız. Yine fakirlik sınırının altında kalır, açlık sınırının altında kalır. Evet, peki hocam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bak hocam, hem bu konuyla ilgili görüşlerinizi aktarabilirsiniz hem de bugün finansal veriler günü, işte Merkez Bankası'nın rezervi açıklandı. Tarihi yüksek seviyelerde şu anda. Ve Merkez Bankası son 6 ayda 40 milyar dolar para biriktirmiş. Bunlar iyi haberler diye düşünüyorum. Ama tabii asıl kırılımlarını, yani alt kırılımlarını sizden dinlemek istiyoruz. Nasıl bir tablo var finansal veriler bakımından? Yani dün veya önceki gündü galiba Sayın Başkan Gaye Erkan da tabii bundan bahsetti. Sayın Mehmet Şimşek de her zaman bahsediyor. Hem rezervlerin seçimlerden sonra arttığını
hem de Türkiye risk priminin düştüğünü, zaten rezervler arttığı için Türkiye'nin risk primi de düşüyor, öyle değil mi? Yani Türkiye tabii. risk primi CDS'ini etkileyen tabii hem dış faktörler var hem iç faktörler var. İşte iç faktörlerden siyasi politik risk var, diğer makro faktörler var. Ama en önemli faktörler, makro faktörler iki tane. Bir tanesi Türkiye'nin dış borcu ve uluslararası rezervleri. Uluslararası evet. rezervlerde iyileşme olduğu zaman 5 yıllık CDS risk primleri de, sadece tabii 5 yıllık değil diğerleri de ne oluyor? Düşmüş oluyor. İşte 650-700 bas puanlardan değil mi? 330 bas puanı düştü. Şu an brüt rezervlerde galiba tarihi değil mi? Bu kadar hiç olmadı. 136,5 evet. milyar dolar. Tarihteki en yüksek seviye ama tabii tamam bu doğru. Galiba brüt rezervlerde de 40 milyar değil mi? 35-40 evet, milyar dolar seviyesinde bir birikim var. Seçimlerden sonra bir artış var. Doğru. Net rezervlerde de toparlanma var. Geçen hafta işte 35-36 milyar dolara gelmiş. Bir önceki hafta 29 milyar dolar. Ama tabii yani tam böyle detaylı inceleyip kompozisyonuna baktığımız zaman bu rezervlerin çoğunun Merkez Bankası'nın kendi rezervleri olmadığını, öyle değil mi, görüyoruz. İşte bir kısmı muzam karşılıklar, ondan sonra swaplar falan. İşte bunların hepsini swap hariç düştüğünüz zaman net rezervlere de aslında buna baktığınız zaman da 52 ne kadar? Eksi 51 milyar dolar düzeyinde. Yani tabii orada iyiye gidiyoruz ama daha da iyileşmemiz lazım bir defa, onu söyleyelim. Ama seçimlerden sonra net bir şekilde iyiye gittiğimizi görüyoruz. Buna mukabil işte bir miktar yabancı yatırımcı da aslında yani çok fazla olmasa da hisse piyasasına, işte geçen 24 Kasım haftasında da baktım ben, 215 milyon dolarlık nette hisse almışlar. Tahvil tarafında da bir yani 100 milyon dolara yaklaşık bir tahvil alımı var. Tabii bunlar düşük rakamlar. Tahvil tarafında hala %2,5 düzeyinde yabancı payı. Ama işte görüyoruz raporları değil mi? Özellikle herhalde seçimlerden sonra yabancı yatırımcı, tabii burada offshore swap piyasasının da açılması gerekiyor. Tahvil faizleri de bir miktar, işte 5 yıllık 10 yıllık tahvil faizleri de galiba işte %28-%30'lar civarında. Dolayısıyla işte yani %28 falan civarında. Onlarla bir miktar şey olursa, bir miktar daha yukarı giderse swap piyasalarında da offshore'da tekrar yeni düzenlemeler olursa yabancı yavaş yavaş seçimlerden sonra ilk gelirse zaten tahvil tarafına gelecek. Tabii kendini hedge etmesi lazım. Tabii. Hedge etmeden zor tahvil tarafına gelmesi. Dolayısıyla orada tabii swap piyasasının da offshore ne olacağı önemli. Oradaki düzenlemelerin değiştirilmesi gerekiyor. Birincisi o. İkincisi de yani ben seçimlerden sonra yani hisse tarafı da olsun, tahvil tarafı da olsun bir miktar zaten hisse tarafına bir işte yani baktığım zaman her ne kadar bu sene başından beri hala ekside galiba hisse. Ama seçimlerden sonra yine 1,5 milyar dolarlık bir giriş olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki 2024 yerel seçimlerinden sonra ben eğer ki bu politikalar devam ettiği takdirde yabancı, şu an radarındayız da yabancıların, bu sefer yavaş yavaş dediğim gibi belli şartlar oluştuğu takdirde aksiyona geçeceklerini umuyorum. Zaten öyle olduğu takdirde TL reel olarak değer kazanır. Hem bu enflasyonun düşmesine yardımcı olur. Öyle değil mi? Tabii. Aynı zamanda TL reel olarak değer kazanır. Ama tabii bu ne kadar yeterli olur? Türkiye'nin tabii işte demin söyledik çok ciddi dış kaynağa ihtiyacı var. Bir taraftan kur korumalı mevduat da var. Dolayısıyla yeterli olmazsa olmama ihtimali yüksek. Hocamın dediği gibi bizim yani yurt dışından sonuçta kaynağa ihtiyacımız var. Peki. Zaten bu doğrudan yabancı yatırımcı gelmeyeceği aşikar şu an için. Uzun vadeli doğrudan yabancı yatırımcı ya işte portföyü gelecek, o da ne kadar yeterli olacak. Eğer yeterli olmazsa tabii ki ben de hocama katılıyorum. IMF'e Türkiye tekrar gidebilir. Yani önceden tabii söyleniyordu biz artık IMF'le anlaşmayacağız etmeyeceğiz falan diye ama siyasettir bu. Bunların hepsi değişir. Tekrar IMF'de bir anlaşma yapılabilir.
Peki hocam, çok teşekkürler. Dündar hocam çok teşekkürler. Bir haberimiz var, onunla veda edeceğiz. Son seansı kapatacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Vietnam Başbakanı ve eşini ağırladı bugün. Ve görüşme sonrası küresel sıfır atık mutabakatının imzalanmasına geçildi. Emine Erdoğan, ikili ilişkilerin giderek yakınlaşması temennisinde bulundu. Emine Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in eşi Le Di Bich Thuan'la bir araya geldi. Görüşmede iki ülkenin özellikle dokuma kumaşlar ve geleneksel motifler konusunda kültürel zenginliğin bulunduğu vurgulandı. Bu konuda yapılacak işbirliği çalışmaları ele alındı. Daha sonra Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen dokuma etkinliğine birlikte iştirak ettiler. Türk ve Vietnam mutfağına özgü tarifler ve kültürel lezzetler üzerine sohbet edilen görüşmede sıfır atık projesi ve çevrenin korunmasına ilişkin adımlar da değerlendirildi. Görüşmenin ardından Le Di Bich Thuan küresel sıfır atık beyanını imzaladı. Emine Erdoğan, Le Di Bich Thuan'a coğrafi uzaklığa rağmen ikili ilişkilerin giderek yakınlaşması temennisinde bulundu.